Efendim hemen merhabalar diyelim. Mustafa Bey nasılsınız? Senin Hanım nasılsınız? Merhaba. Size sormalı. Bizler de çok iyiyiz efendim. İstanbul'da kalan muaviler olarak. Efendim ilk öncelikle Arda Turan'ın bugün belgeseli artık vizyona geliyor, yayına geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Arda Turan için ne belgeseli için? Selin Arda'yı benden daha iyi tanıdığı için ilk önce ona bırakayım. Evet Selin Hanım, o zaman sizden başlıyorum. Ben ufak ufak bölümler izledim ve de çok heyecanlıyım izlemek için şu anda. Çok merak ediyorum. Fotoğraflarda gördüğünüz her halini herhalde tanıyorum. Ama şeydi, bonus kafa yoktu. Evet ama bonus yok dedim. Onu o bir dikkatimi çekmişti. O zaman da çekmişti çünkü. Eminim ki mükemmel bir şey oldu. Siz de söyleyeceksiniz efendim. Ya Arda, ben kaptanım diye hitap ediyorum. Halen daha hocam demek bir türlü oturmadı. Benim için kaptanım. Yani Galatasaraylı olduğum için ben iki yeri tabii daha da bir kaptanım Arda'nın. Yani çok yakın bir arkadaşım. Aynı sitede oturuyoruz. Adam gibi adam. Hakikaten öyle. Her şeyine kefil olabileceğimiz. Muhteşem bir dost. Çok iyi bir arkadaş. O yüzden onunla gurur duyuyoruz. O Türkiye'nin dünyaya açılan ilk kapısı futbol adına. Şimdi Arda Güler ondan bayrağı devralıyor. O yüzden onun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Çok merak ediyorum. Kaptanım ağlamaz inşallah bugün ama kendini tutamaz diye düşünüyorum. Evet. Efendim tatilde yaramış değilim mi? Biraz. Aslında birazcık bir kilo da alınmış galiba. Evet aldık. Evet. Çok belli oluyor ama şöyle bakalım. Hemen tatili konuşalım efendim. Yurt dışında özellikle tercih ettiniz bu sene. Nasıl geçti sizin adınıza yurt dışı tatili? Senin adım sizden başlayacağım. Çok güzel geçti. Yeğenimin mezuniyeti vardı Amerika'da. Onun için gittik. Ondan sonra şimdi de Mustafa'nın bazı toplantıları ve konserleri vardı. Londra'ya gittik. Tatil olarak, yalnızca tatil olarak yalnızca kaldık. Gayet güzel geçti. Fransa nasıldı efendim? Hemen size soralım. Fiyatları da özellikle soralım. Türkiye'de biliyorsunuz ki tatil pahalılaştı dendi ama sizce de öyle mi? Yurt dışı bize göre daha mı uygun mu? Kesinlikle daha uygun. Hani bunu söylemek istemezdim ama gerçekten öyle. Yani mukayese etmek insanın elinde değil. Ediyorsun, mukayese ediyorsun. Ve birazcık yukarıdayız öyle söyleyeyim. Yani birazcık değil, bayağı yukarıdayız. Selin Hanım, sizin gözlemleriniz nelerdir efendim özellikle? Epey bir yukarıdayız. Yani Yunanistan'ı saymıyorum. Çünkü Yunanistan'a göre biraz abartıyız gerçekten evet. Ama hani Güney Fransa'ya göre de bayağı bir yukarıda. Yani biraz yani Yunanistan'da. Instagram'daki gibi biz de böyle adisyonlar falan paylaşıyoruz acaba yani. Efendim yoğun tempoda aslında sizin evinize de başlıyor. Siz neler yapacaksınız artık kış ayına, Eylül ayına doğru yaklaştık ama sizde de yeni şeyler var ne biliyorsunuz? Valla hem etkinliklerin bu arada hareketlendiği periyot. Yurt dışı var özellikle. Evet. Yurt dışı konserleri var, yurt dışı etkinlikleri var. Aralarda yine gidip geliyorum. Hem de böyle bir takım projeler üzerine çalışıyorum. Prodüktörümüz yine büyük mi yapacağız? Yapacağız diye yapıyoruz. Güzel güzel şarkılar hazırlıyorum. Şaka maka çünkü Yıldız Tilbe'yle yaptığım baştan giderken 65 milyonu geçken ciddi bir izlenmeye sahip. O yüzden artık yeni şarkılar yapmanın vakti geldi diyoruz, heyecanlandırıyoruz biz de. Düet dediniz efendim, sürpriz bir isim mi olacak yoksa bizim tanıdığımız isimlerden birisi? Çok iyi tanıyorsunuz yani, sürpriz bozalım isim bence. Bengü ile yapacağız yeni bir şarkı. Yeni çok da güzel bir şarkı, sıfır bir şarkı. Üzerine çalışıyoruz, ben çöktüm şarkıya yine. Selin'e dedim ki ya ben galiba dedim Düet'e dedim bineceğim. Hadi bu da senden olsun. Dedi tamam dedi sevdi o da. Bengü ve Mustafa Ceceli ikisi yan yana gelirse acaba nasıl bir şarkı çıkar dedi merak ediyoruz aslında. Şarkı gerçekten çok şarkı güzel. Şarkı gerçekten çok güzel. Zeki Güner'in bir şarkısı işte Yaralı Sahici gibi şarkıların söz yazarı bestecisi. Zeki'yi de çok seviyoruz. Onun bir şarkısında bu sefer ben kaynadım araya. Hemen Selin Hanım hayvan hakları hayvan yasasında sormak istiyorum. Sen neler söyleyeceksiniz bu yasakta? Gerçek düşüncelerimi birazcık sansürleyerek söyleyeceğim. Hapse girmek istemediğimden dolayı. Çünkü hapse girersem o zaman o hayvanlara kim yardım edecek? Hepsi birbirine bağlı olarak gidiyor. Hiçbir vicdan sahibinin kesinlikle kabul edemeyeceği bir yasa olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir yasa çıkardığı için kendi türümden utanıyorum. Sanatçılarımız ve medyadaki isimler de aslında sokak hayvanlarını sahiplenmeye de başladı. En son biliyoruz ki Hande Yener bir sahiplenme. Nasıl buluyorsunuz? Sanatçılarımızın veya medya kesimlerin böyle duyarlı olması. Çok daha yoğun yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ortada bir ideoloji veya siyasi bir görüş veya herhangi başka bir şey yok. Bunlar can ve hepsi masumlar. Onların sokakta olmalarının sorumlusu da bizim ülkemiz. Onun da sorumlusu biz.
Dolayısıyla bunu problem olarak görenler için söylüyorum. Bugün o hayvanları o işkenceyle öldürdüğüne psikolojide de bu ispatlanmış bir şeydir. Çocukluğunda, öncelerinde her zaman hayvanlara zarar veriyorlar. Ben bundan sonraki yıllarda çocuklarına musallat olacaklardır. Bunu da düşünüyorum. Hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Siz neler söylemek istersiniz? Yani ben %100 yasanın karşısındayım. ve arka planda da sokak hayvanlarını ben elimden geldiğince yardımcı olmaya devam ediyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Kısırlaştırmak çok daha bir çözüm olabilirdi. Zaten ömürleri 8-10 yıl. Yani 8-10 yıl içerisinde siz zaten bu problemden kurtulacağınız gibi hem de bir cana kastetmemiş oluyorsunuz. Çünkü şu an sosyal medya bu tarz görüntüler içerisinde. Hatta ben Selin'e diyorum ki Allah aşkına kapat, yani bakamıyorum, izleyemiyorum. Yani böyle ne kadar cani insan varsa hepsine gün doğdu. Artık buradan geri dönülmeyeceğini bildiğimiz için herkes taşın altına elini koyacak. Her ne kadar böyle bir şey uygulansın deniyorsa da biz duyarlı kişilerin, duyarlı büyüklerimizin bunu uygulamamasını istiyoruz. Bizim iki tane sahiplendiğimiz köpeğimiz var. Evet. Çok tatlılar. Onlar şanslılar. Onlar şanslı. Sokakta şimdi onlar gibi şanslı hazırladık. Olanlar var. Bahçemizde bir yer hazırladık. Tabii şöyle bir problem var. Kötüler o kadar güzel organize oluyorlar ki maalesef her şeyi becerebiliyorlar. Biz iyiler organize olamıyoruz. Biz sinirimizi, enerjimizi sinirimizle atıyoruz ve sosyal medyada paylaşım yapmak harici çok fazla bir şey yapabilen bir insan yok. Aksiyon aslında alamıyoruz. Organize evet olabilsek çok güzel şeyler yapacağız. Organize olabilecek, bunu daha iyi bilen insanlarla iletişim halindeyiz. Bahçemizde de bir yer hazırladık. Onların yolladıkları köpeklere geçici yuva olacağız. Misafir daha sonra hem yani Türkiye'de hem de yurt dışı olarak uçakla onları götüreceğiz. Evet. Kanada'ya götürdüm ve sahiplendirdim evet orada. Yurt dışına sahiplendirme olarak biz elimizden geleni yapacağız. Tabii tek başımıza 4 milyona ama yardımcı olan çok insan da var tanıdığımız bildiğim. Umarım biz elimizden gelebiliriz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.